Nemesis tatbikatına. Tevfika'dan Aydınlık Gazetesi'nde konuyu çok güzel işlemiş bu arada. Teşekkür edelim buradayken kendisine. Nemesis ne demek, nereden geliyor, buna kadar değinmiş. Konuyu önce bir giriş yapayım, açıklayayım. Ondan sonra Tevfik Adan'a söz verelim. Çünkü Tevfik olduğu sürece bu konuda uzmanı da çok gerek duymuyoruz açıkçası. Amerika, Fransa, İsrail, İngiltere, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi, İtalya ve Mısır'a ait deniz ve hava kuvvetleri Nemesis tatbikatı. Yani ne anlama geliyor onu da Tevfik Adan açıklayacak. Yaptılar. Nerede yaptılar? 1, 2, 8 ve 9 numaralı parseller. Evet. Yani bu parseller aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de ruhsat sahasının olduğu parseller. İlk şu Doğu Akdeniz haritasını verelim arkadaşlar. Sonraki haritaları Tevfik değerlendirsin. İlk haritamızı verelim bize Alperen. Bu parseller aynı zamanda dediğim gibi ihtilaflı olan parseller. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de ruhsat sahası vermiş. Bu yıl 8.si düzenleniyor. Enerji şirketleri de, büyük enerji, dev enerji şirketleri de takip ediyor. Bunun da ne anlama geldiğini her zaman takip ediyor muydu, etmiyor muydu? Bu ilk harita değil Alperen. İlk seninle konuştuğumuz haritadan bahsediyorum. Slide dışındaki harita. Slide dışı harita. Evet, slide dışı harita. Bu normal miydi mesela o enerji şirketleri? Daha önce 7 kez takip etmiş miydi? Ya da yakından takip ediyorsa bir tatbikatı bu şirketler ne anlama geliyor? Bunları da bize açıklarsın. Evet. Görüldüğü gibi 1, 2, 8 ve 9 numaralı parseller aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ruhsat sahaları olarak belirtilmiş. Özellikle o bölgeler seçiliyor herhalde. Tatbikatın isminden de anlayacağımız üzere Tevfik Adan'a bırakalım sözü. Şimdi ben sunumu açabilirsen çok hızlı anlatacağım. Evet. Ama şimdi sunum içeride var. Anlaşılması lütfen. İçin ayağa kalkabilir miyim? Tabii ki. Anlatabilir miyim? Sunumu alabilir miyiz? Rejideki arkadaşlardan rica edersek. Bu da güzel, açıklayıcı bir görsel. Arkadaşlar çok... Bir numaraya gelebilirsek, bir numaraya. Bir numara bu mudur? Yok. Şimdi şu gördüğünüz Türkiye'nin mavi vatan sınırlar. Türkiye'nin Karadeniz, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere 462 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı var. Bu sınırlandırma çizilirken uluslararası hukuka uygun olarak onun... İşte ana kıtaların üstünlüğü, coğrafyanın üstünlüğü, hakkaniyet, orantısallık gibi ilkelerinden yola çıkılarak ve kıtalar arasında sınırlandırma yapılarak belirlenmiş, orta hatları çizilmiş. Bizim bugün hukuken meşru olan 462 bin kilometrekarelik deniz yetki alanımız. Deniz yetki alanı. Bunun Karadeniz kısmını biz Rusya ile Sovyetler Birliği ile 1980 yılında belirledik. Sovyetler yıkıldıktan sonra da karşılıklı ülkelerle teyit ettik. Orası münhasır ekonomik bölge olarak teyit edilmiş sorunsuz bir denizdir. Adalar Denizi'nde sorunlar var. Burada edemiyoruz ve Doğu Akdeniz'deki müstakbel mebimizde şu altta gördüğünüz kısım. İkincisi, yani Karadeniz'de resmi olarak münhasır ekonomik bölge ilan ettiğimiz yer ama Ege'de ve Akdeniz'de şu an resmi olarak yok. Resmi orası eksklusif ekonomik zon diye geçer. Münhasır ekonomik bölge anlaşmasıdır. Direkt Karadeniz. Diğer kısımlarda Adalar Denizi'nde biliyorsunuz. İşte adaların silahlandırılmasından tutun, Ege Aydak dediğimiz egemenliği anlaşmalarla işte Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık ve kayalıklar sorunu, kıta sahanlığı sorunu, Fıratlı sorunu, münhasır ekonomik bölge sorunu, arama kurtarma bölgesi sorunu gibi pek çok sorun var. Biz 1978'de Bern mutabakatı imzaladık Yunanistan'la. O Bern mutabakatı kapsamında buradaki bütün sorunları dondurduk. İki ülke anlaşana kadar Adalar Denizi'nde yani Ege'de, İki ülkede herhangi bir sondaj sismik faaliyetinde bulunamıyor. Tek taraflı olarak kıta sahanlığı ilan edemiyor. Münhasır ekonomik bölge ilan edemiyor. Dolayısıyla Ege Denizi bugün donmuş denizdir. Peki bu deniz yetki alanı neye göre belirleniyor? Şimdi onu anlatacağım. İkinci slayta gelebilir misin? Kadar uzana. Deniz yetki alanlarının belirlenmesi çok kompleks bir süreç, teknik bir süreç. Burada bazı ışıma noktaları belirlenir, karşılıklı ışıma noktaları. Esas olarak deniz yetki sınırlandırma anlaşmaları ana kıtalar üzerinde yapılır. Yani ana kıta dediğim Asya ile Afrika arasında yapılır. Asya ile Avrupa arasında yapılır. Buradaki adalar sadece çevrelenir. Kendi karasuları kadar çevrelenirler. Onun dışında şeylere yetki anlaşmalarını sınırlamazlar. Dolayısıyla burada çizilmiş binlerce diyeyim ben size ışıma noktalarından çizilmiş noktalar var. Bunlar Cihat Yaycı'nın yaptığı çalışmalar. Ve hakkaniyet ilkesi bir kere hakkaniyetli olacak. Sınırların kıyıların uzunluğuna bakılacak. Kıyıların uzunluğuna göre deniz yetki alanları oransal olacak. Orantılılık ilkesi olacak. Başka bir devletin açık denize çıkışını engellemeyecek. Bu ana kriterler çerçevesinde
karşılıklı anlaşmalarla yapılan anlaşmalar bunlar. Bir sonraki slayta gelebilir miyiz? Şimdi Türkiye'nin 3. slayta. Bir sonraki slayta alalım arkadaşlar. Evet. Türkiye'nin 462 bin km² deniz yetki alanı var dedik. Bu da KKTC'nin müstakbel deniz yetki alanlarını gösteren bir çalışma. Orada KKTC'nin tam ucunda Karpaz Burnu'dur orası. Dik Karpaz en çok ışıma yapan noktadır. Hmm. Oradan karşılıklı ışıma noktalarını yaptığınızda... Işıma ne demek? Yani ışıma dediğim bir karanın karşılıklı olarak başka bir karanın uzantısıyla olan ilişkisini kurduğu doğrusal hat aslında. Yani o teknik bir çizim, başka ayrıntıları da var. Fakat esas olarak KKTC'nin deniz yetki alanını biz belirlerken şu ışıma noktalarından belirleyeceğiz. Ve tabii Türkiye ile de bir orta hat çizeceğiz arasından. Onu 2011 yılında çizdik kıta sahanlı olarak. Bir sonrakine gelebilir miyiz? Yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı şu gördüğünüz sınırlar. Burada FE kısmını biz Libya anlaşmasıyla belirledik. Sadece o bölümü. Onun dışındaki kısımlar şu mesela bizim E, D ve oradaki C noktasına kadar olan kısım Mısır'la olan orta hattır. Yukarıdaki Kıbrıs'ın üstündeki kısımda Kıbrıs'la olan 2011 yılında belirlediğimiz bizim kıta sahanlığı bölgemizdir. Bu pembeyle gördüğünüz kısımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2011 yılında ilan ettiği ruhsat sahalarıdır. Dolayısıyla bizim Doğu Akdeniz'deki egemenlik alanımız şu pembe ve kırmızı noktaların ve şu kısmın Libya anlaşmasıyla ortaya çıkan bu kısmın toplamı. Peki biz, bu pembe kısım Kuzey Kıbrıs altta da pembe kısım var. Şimdi güneyde de Kıbrıs Rum kesimi var. Evet. Ve Birleşmiş Milletler Kıbrıs Rum kesimini Kıbrıs olarak tanımlıyor biliyorsun. Şimdi hadi diyelim ki öyle değil. Kuzey Kıbrıs'ın ruhsat sahası alta kadar geliyor. Peki Güney Kıbrıs'ın ruhsat sahası nerede burada? Şimdi ona da geleceğim. Bir sonrakine geçelim. Şu gördüğünüz sarı yerlerde Güney Kıbrıs'ın ruhsatlandırma alanları. Şimdi Güney Kıbrıs 2003 yılında tek taraflı olarak, daha doğrusu 2004 yılında 2003'ten geçerli olmak kaydıyla... Sarı yerlerden neyi kastediyorsun? Gösterebilir miyim? Şu gördüğünüz sarı çizgilerin olduğu bölümler. Bölümler. Bu sarı çizgilerle belirlenmiş. Üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye 12'ye kadar yazan yerler. Bu da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ruhsat sahaları. Demin pembe kısımlar Kuzey Kıbrıs'ın demiştin, ondan ben şaşırdım. Hayır, şöyle... Burada bir üst üste binme göreceksiniz. Bunun sebebi şu. Türkiye kendi münhasır ekonomik bölgesini çizdiği zaman buralar yok fark ettiyseniz. Evet, yok. Fakat KKTC, Güney Kıbrıs Rum yönetimi tek taraflı olarak kendi büyüklüğünün 30 katı kadar bir münhasır ekonomik bölge ilan etti 2003 yılında. 2003 yılından geçerli olmak üzere. Biz de KKTC olarak tek taraflı olarak biz de onlar gibi tek taraflı olarak bir ruhsatlandırma sahası ilan ettik. Halbuki bu tam KKTC'nin MEB'i değil. Bu Güney Kıbrıs'ın MEB'i de değil. Onların ilan ettiği MEB bu adanın tamamını çevreliyor. Biz onlara bir yanıt olarak bu ruhsatlandırma sahalarını ilan ettik. Ama farklı anlaşma yapıldığı zaman o ışıma bölgelerine göre yapılacak anlaşma. Evet, anladım ama Birleşmiş Milletler Kuzey Kıbrıs'ı tanımadığı için... Evet. Bütün MEB'i Güney Kıbrıs'ın Rum yönetiminin ilan ettiği bütün MEB'i geçerli kılıyorlar. Ha. Ve onlara destek veriyorlar. Şimdi bir sonraki slayta geçebilir miyiz? O zaman biz uluslararası anlaşmalarla bağlı kılmamış mı oluyoruz kendimizi? Evet. Esas sıkıntı şu. Şimdi şu gördüğünüz iki tane nokta var. Burası İngiltere'nin egemen üsleri. Biri Akrotiri'dir, biri Dikelya'dır. Güney Kıbrıs'ta 1960 yılındaki anlaşmayla iki tane üs verilmiş İngiltere'ye. Bunlar egemen üs statüsünde tanımlanmış. Egemen üs demek kendi ana toprağı demektir. İngilizler zaman zaman derler ki burası bizim kara parçamızdır. Bunların da kendisine ait münhasır ekonomik bölgesi olması gerekir. Deniz alanı olması gerekir der. Bakın iki tane üssün yaratacağını iddia ettikleri ve yayınladıkları haritalarda kendi deniz alanları nereye giriyor? 1, 2, 8 ve 9'a giriyor. Şimdi Güney Kıbrıs neden 1, 2, 8 ve 9'da tatbikat yapıyor? Çünkü Türkiye ile İngiltere'yi karşı karşıya getirmek için. Buradaki birinci amaçları bu. Yaptıkları tatbikatın ismi Nemesis tatbikatı. İlk kez 2014 yılında yapıldı. ABD, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs tarafından başlatıldı. İlk başlatıldığında hedefi, amacı şuydu. Güney Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki sondaj platformlarını korumak ve tehditlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla yapılıyordu. 2018 yılında Türkiye'ye karşı meydan okuma olarak doğrudan bunu açıkladılar.
Ve bu sene tatbikatı geliştirdiler. 8 ülke var. Bu 8 ülke ABD, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Mısır ve İtalya katıldı. 8 ülke. Bu 8 ülkenin yanında daha önemlisi 6 tane büyük dünyanın en büyük enerji devlerinin temsilcileri geliyor. Bunlar kimler? Bunlar her sene geliyor muydu? Geliyor 2014'ten beri. 2014'ten. ABD'li ExxonMobil, Chevron, Noble Energy, İtalya'nın Eni şirketi, Fransa'nın Total şirketi, İngiltere'nin British Petrol şirketinin temsilcileri gelip bu tatbikatı izliyorlar. Zaten tatbikatın amacı şu. Bu onların gemilerini nasıl korurum? Öyle bu mi? Dünya devleri diyor, geliyor diyor ki ben burada sondaj yapacağım. Buranın hidrokarbon rezervlerini çıkaracağım. Sen beni koruyabilecek misin? Onlar da onu izlemeye geliyorlar. Ve burada doğrudan tehdit olarak da zaten Türkiye'yi gösteriyorlar. Nitekim bu yılki Nemesis tatbikatı öncesinde bir briefing yapıldı tatbikata ilişkin. Orada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Petridis diyor ki Türkiye Cumhuriyeti enerji programının uygulanması sırasında meydana gelebilecek tehlike durumlarıyla başa çıkmak için bu tatbikatı yapıyoruz. Doğrudan hedefi gösteriyor aslında. Doğrudan evet. Türkiye'nin olası bir şeyine karşı, buralarda bir sondaj faaliyetine karşı buraya gemilerini yığmış durumdalar. Şimdi Türkiye önceden hakikaten bu bölgelere giriyordu. Örneğin 8 nolu parselde, 9 nolu parselde bazı sondaj faaliyetleri yapıyordu. Oraya Barbaros'u falan göndermiştik. Şimdi artık onu göndermiyoruz. Onu da haritayla göstereceğim. Bir de dünkü briefingde Enerji Bakanları şöyle bir bilgi paylaştı. Dedi ki biz bu yılın sonunda yeniden sondaj faaliyetlerimize başlayacağız. Aralık şimdi, ayına kadar da? Aralık'ta başlayacağız dedi bu yılın sonunda. Aynı yerlerde mi? 8-9'da mı? Hayır. 10'da başlayacaklar ilk olarak. 10'da ExxonMobil var. Burada burada bir saha var. Glafkos sahası. Daha önce keşfedildi. 3-4 tane aslında şey baktığınız açtılar. Zaman Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına tanıyorlar ama hepsini İsrail, İngiltere, Fransa sahaları paylaşıp çökmüşler. Şimdi öncelikle 10'da başlayacaklar Glafkos sahasında. Burası yapabilirler diyebiliriz. Bizim de ilgi alanımız değil. Şeyin de ilgi alanı değil. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde değil ama 10 numara Kuzey Kıbrıs'ında değil ama 10 numara Güney Kıbrıs'ında değil. Aslında bu 10 numaralı parselde Mısır'dan çaldıkları parsel. Çünkü ondan diyoruz bizle anlaşma yaparsa onun da haklarına korumaya yönelik. Şu kadar basit bir mantık var aslında. Mısır'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bir anlaşma yaptı. Bu iki kıta arasında, iki kara parçası arasında anlaşma yapılırken bir orta yat çiziliyor. Buradan çiziliyor. Evet. Buranın üstü Güney Kıbrıs'ın altı Mısır'ın oluyor. Biz de Mısır'a diyoruz ki sen bizimle aranda yaparsan orta yattın buraya gelir. Ya da buralara gelir. Dolayısıyla 10 numaralı parsel de senindir diyoruz esas olarak. O mantıkla 5, 4, 5, 6 da. Peki o zaman biz 10 numaralı parselde yaparsak Mısır bizi protesto etmeyecek mi? Hayır. Şimdi öyle bir durumda biz 10 numaralı, parseli onlar zaten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne vermişler. Halbuki bu mübarek döneminde verildi. Mübarek döneminde verilmesinin sebebi de mübarek o dönem hazineden vesaire aldığı ya da başka yollarla kazandığı bütün paraları Güney Kıbrıs bankalarına gönderdi. Bunun karşılığında da burayı verdi. Hatta o dönem Güney Kıbrıs'la Mısır anlaşma yaptığı zaman Güney Kıbrıs'ın savunma bakanı çıktı dedi ki Rolandis biz dedi hakkımız olan 4 katı fazla aldık. Çok karlı bir anlaşma yaptık diye de o dönem açıklama yaptı. Sonra Mursi geldi. Mursi bu anlaşmayı meclise getirdi. İptal etmek için imzalandı. Mecliste komisyon oluşturuldu. İptal edeceklerdi. Mursi devrildikten sonra Sisi gelince de bu tekrar kaldı. Şu an için donmuş durumda ama Mısır'da bu tartışılan ve konuşulan bir konu. Neden? Buradaki Glafkos sahasında ciddi miktarda sadece 100 milyar dolarlık bir rezerv var. Mısır diyor ki bu bizim geleceğimizden çalınıyor. Türkiye'de baskı yapıyor bakın sizin adamlar çalıyor diye. Dolayısıyla Mısır'da bu anlaşmayı önümüzdeki yıllarda belki bizim de daha proaktif girişimlerimizde iptal edebilir. Şimdi sorunlardan biri şu. Güney Kıbrıs yanına bütün dünya devlerini almış, enerji devlerini almış. Evet. Türkiye'ye karşı buradaki sondaj faaliyetlerini yürütecek. Türkiye geri çekildi derken neyden bahsediyoruz? Bir sonraki slayta geçebilir miyiz? Şimdi Türkiye 2018'de, 2019'da, bakın bu kırmızıyla çizilen Sevil haritası. Sevil haritası Türkiye'ye dayatılan, senin sadece münhasır ekonomik bölgen burasıdır deniyor. Burada Meis Adası var. Meis Adası'nda burada 40 bin kilometrekarelik bir deniz yetki alanı tanınıyor. Sen bunun dışına çıkmayacaksın diyorlar. Bize Antalya Körfezi'ne teslim etmeye çalıştıkları harita bu. Türkiye 2019 yılında bakın önce burada bir Navtex ilan etti. Sonra burada bir Navtex ilan etti. Geldi burada Navtex ilan etti. Burada Navtex ilan etti. Ve 2019 yılında neredeyse Akdeniz'deki
sınırlarıyla birebir ölçüşen bir noktada Navtex ilan etti. Yani Navtex dediğimiz meblağ aynı şey değil. Evet, değil buralara mi? Sondaj platformlarını gönderdi. Oruç Reis gitti, Yavuz gitti, işte diğer gemilerimiz gitti. Sadece o dönem eleştirdiğimiz, bu siyaseti çok alkışlıyorduk. Tek eleştirdiğimiz, şurada bakın bir hat var, çizgi. Burası 28 derece doğu boylamı. Bu doğu boylamının bu tarafında da Libya ile yaptığımız anlaşmadan sonra şu yetki alanı da bizim oldu. Buraya artık geçin diyorduk. Oraya geçin diyorduk ve zaten sondaj için TPA başvurdu. İhaleye çıkıldı. İhale buradaki ruhsat alanları belirlendi ama hala daha verilmedi. Bir sonraki slayta geçebilir miyiz? Şöyle biraz sağa doğru. Şöyle. Yine bu gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5 parseller bizim 2019, 2018, 2019 yıllarında esas olarak ilan ettiğimiz Navtex sahaları, tatbikatlar yaptığımız, sondaj gemileri gönderdiğimiz, yani şu bizim kendi deniz yetki alanımız diye ilk slaytta bahsetmiştik. Kendi yetki alanımızın sınırına kadar varlık gösteriyorduk Doğu Akdeniz'de. Bir sonrakine geçebilir miyiz? Ve daha sonra geçen yıl Aralık ayında o Merkel'le görüşmenin ardından, gerginliğin ardından biz gemilerimizi geri çektik. 6 aylık sadece Antalya Körfezi'nde bir Navtex ilan ettik. Onun dışında ondan sonra da hiç bu sahaya tekrar girmedik. Geçen günlerde... Yani gemilerimizi çektik dediğimiz az önce 1, 2, 8, 9 parsel o civarda Barbaros tabii, geziyordu. Buralarda, şuralarda hep geziyorduk biliyorsunuz. Buralarda bir sürü az önceki Navtex alanlarında. Sonra Antalya Körfezi'ne çektik. Şurada sadece neden çektik? Oruçluyuz. Biliyorsunuz bir gerginlik oldu. İstikşafi süreç başladı. Avrupa Birliği bize yaptırım yapacaktı. Merkel araya girdi. Almanya arabuluculuk yaptı. Doğru ve bir tutum muydu? Biz de iyi niyet göstergesi olarak bir dönem geri çekelim dedik. Ama bizim geri çekilmemizle birlikte Yunanistan geri çekilmedi. Tam tersine daha yerleşti. Saldırgan yaklaşmaya başladı. Geçen günlerde bir tartışma yaşandı. Yeni bir Navtex ilan edildi. İlan ettiğimiz Navtex sahası şu. Şu kare. Burası şu gördüğünüz sınır, sivil haritasının sınırı. Bizi dayattıkları sınırı. Sivil haritasının sınırı. Kim ilan etti bu Navtex'i? Bu Navtex'i Dışişleri Bakanlığımız. Türkiye ilan etti. Buraya bir şey gönderdik, sondaj gemisi, sismik araştırma gemisi gönderdik. Daha sonra yine bazı itirazlarımızı dile getirdik. Biz dedik ki artık buralardan çıkın, buralara inin, çıkmıyorsunuz. Bakın sivil haritasının dışına çıkmıyorsunuz dedik. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Biz çıkıyoruz dedi. Bakın çıktıkları nokta bu. Kırmızı. Sivil haritası şu. Çıktıkları yer 5 mil. Yani geçen yıl şu bütün sahada, bir sene önce bütün sahada Navtex yayımlayıp bütün gemilerini burada operasyonlara gönderen, operatif faaliyetlere gönderen Türkiye şimdi sivil haritasından 5 mil çıktım diye Milli Savunma Bakanlığı'na açıklama yaptırıyorlar. Halbuki bu Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğunda bile değil. Yani bu burada açıklama yapması gereken ya Dışişleri Bakanlığı ya Enerji Bakanlığı çıkıp açıklama yapacak. Fakat Milli Savunma Bakanlığı'na özellikle yaptırıyorlar ve hedef tahtasını şaşırtıyorlar. Çünkü biz aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Donanması'nın hala da buralarda çok aktif görev yaptığını biliyoruz. Yani nereden baksa 182 gün dünya rekoru. Bir fırkateynimiz hiç görevden geri dönmedi. Tamamıyla denizde. Peki gene bugün aynısını program başında da sordum ama gene aynı soruyu soruyorum. Bu çekimserliğin sebebi ne? Bir yıl önce gayet aktiftik. Navtex'i ilan edip orada çalıştık. Büyük tehdit var ortada. Ya ortada tehdit. Ortada tehdit mi var yoksa Merkel'le görüşme istinaden yani, hala bir beklentisi mi var? Şimdi tehdit var. Şu dursun önümüzde. Ortada tehdit var. Bir, ekonomik tehditler var. Avrupa Birliği'nin yaptırım tehdidi var. Amerika'nın işte... Biliyorsunuz ekonomimizi bir tweetle mahvederim. Sadece şey değil, ekonomik var. Yaptırım değil, aynı zamanda biz askeri tehdit ve silahlı tehdit var. Şimdi bugün gelmişler, işte Dede Ağaç'tan, Filipolis'ten, değil mi? Girit'e kadar her yeri silahlandırmışlar. O Dede Ağaç'ın fotoğraflarını gördünüz mü bilmiyorum. Yani yüzlerce, binlerce platform getirmişler helikopterinden uçağına kadar. Ve Yunanistan'la Fransa'ya gitti, 3,5 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Silahlandıracaklar. Halbuki bu adamların 2060'a kadar borçları bitmiyor. Yani borç batağında olan bir ülkeye gittiler. 3,5 milyar dolar. ABD Kongresi F-35 verilmesini onayladı. Şimdi 20 tane üssü kullanma hakkı elde etti. En son ABD ile Yunanistan'ın yaptığı anlaşma. Yani Türkiye bir kere Adalar Denizi'nden kuşatılıyor. Aşağıda güneyden kuşatılıyor. Suriye'den kuşatılıyor. Ve şimdi Karadeniz'e biliyorsunuz en büyük USS Mount Whitney, işte TGB'li arkadaşlarımızın çuval geçirdiği gemi Karadeniz'e gitti. Şimdi o gemi Karadeniz'e giriyor. Bizim arkadaşlarımız çuval geçirmiş.
Karadeniz'de bizim TCG Yavuz gemimizi gönderiyorsunuz. O gemiyle geçiş eğitimleri yapıyorlar. Pasexler, Fotexler yapıyorlar. Şimdi bu yapılacak iş mi diplomaside? Ne demek Pasexler, Fotexler? Yani geçiş eğitimleri, ortak tatbikatlar yapıyorlar birlikte. Ve birlikte yol yürüdüğünüz Rusya'nın da tepkisini çekiyor. Şimdi bu gemiler Karadeniz'e niye geliyor? ABD'nin Karadeniz'deki çıkarı nedir? Hı hı. ABD'nin Karadeniz'de Sovyetler Birliği, yani Rusya'yı tehdit edecek, Türkiye'yi tehdit edecek. Ve bir açıklama geldi yanlış hatırlamıyorsam. Küresel deniz hegemonyasının çok belirgin bir refleksif özelliği vardır. Dünyadaki deniz kontrol ikmal hatlarını kontrol edebilmek için başka böyle bölgesel yerlerde sıkıntılar çıkartarak ana deniz hatlarını, kontrol hatlarını daima kendi ellerinde tutarlar. Şimdi sen Karadeniz'i karıştırdığın zaman Türk donanması oraya ister istemez gitmek zorunda kalacak. Bu sefer sen Adalar Denizi'ni ve kuvvetini Doğu Akdeniz'i bırakmış olacaksın. Doğu Akdeniz'de bizim çalınmaya kalkan deniz yetki alanımız 150 bin kilometre kare. Ve burada hakikaten zenginlikler var. Hidrokarbon rezervleri var. İşte petrol var, doğal gaz var. Şimdi böyle bir zenginliği bırakıp sen oraya çıktığın zaman Türkiye o zaman refah seviyesine ulaşamaz. Dolayısıyla bu Nemesis tatbikatı çok bence uyarıcı bir tatbikat. Nemesis Yunan mitolojisinde intikam anlamına geliyor. Yani tanrıların huzurunda kibirli durumda olan kişilere uygulanan ilahi ceza manası bu. Bazı metinlerde de suçun intikamcısı ya da kibrin cezalandırıcısı olarak geçiyor. Adamlar açıkça diyor ki Türkiye hakkından fazlasını iddia ediyor, bizim istediği yetki alanlarımıza giriyor, kibirli yaklaşıyor, biz bunları cezalandıracağız diyor ve yanına 7 tane ülkenin daha, bunların 2 tanesi nükleer güç, nükleer güçleri de alarak sana mesaj veriyor. Sen de o mesaja karşılık ABD'nin gemisiyle orada tatbikat yapıyorsun. Şimdi ya da ben Sevil haritasını yırtıyorum deyip 5 mil yırtıyorsun. Bu da hakikaten Türkiye'nin dış politikasında nereden nereye geldiğimizi az önceki Navtex'lerle ben karşılaştırmanızı dilerim sadece. Çok şöyle bir tehlikeli bir tuzak var. Aslında buna da dikkat çekmek istiyorum. Bizim medyamızda da bu tehlikeli tuzağı ne yazık ki göremiyorlar. Dikkat edersen işte Yunan basınında, Fransız basınında, Amerikan basınında ve Alman basınında sürekli sık sık Türk dronlarından bahsediliyor. Bugün hatta program öncesinde AMS-2310'da paylaşımını Tevfik Adan'la paylaşmıştım. Şimdi Türk dronlarını çok tehlikeli buluyorlar. Ve Türkiye'nin İHA'daki başarılarını anlatan haberler çıkıyor, yazılar çıkıyor vesaire ve Türk tehdidinin büyüdüğünü. Yani bizim medyamız da bütün bunları bir başarı hikayesi olduğu için tabii buna biraz daha aç olduğumuz için yabancılar bizi takdir ediyor şeklinde algılıyorlar. Hayır, böyle bir şey değil. Yabancılar Türkiye'nin gelişmesini görüyorlar, bu konudaki gelişmesini görüyorlar ama kendi iç kamuoylarına Türkiye'nin nasıl bir tehdit haline geldiğini ve kamuoylarına yönelik medyaya yayılan tartışmalarda da tek taraflı propagandalar yaptıkları için Türkiye'nin hep haksız olarak yetki alanlarını uluslararası hukuka aykırı olarak genişlettiğini ve benzeri çalışmalar yürüttüğünü sürekli medyaları aracılığıyla yayıyorlar bunu. Ve bir yandan da SİHA'ları, dronları vesairesinin gündeme getirilmesi beraberinde geliyor. Ve herhangi bir saldırı durumunda kendi kamuoylarının izinde şöyle bir algı yaratmış oluyorlar. Yani bir savaş çıktı, biz de saldırdık ama İşte sonuçta bunlar hem uluslararası hukuku ihlal ediyorlardı hem de silahlanmışlardı ve ona güvenerek bize saldırdılar demek için bu. Aslında bu tehlikeyi ve bu riski görmek lazım. Bu çok ilginç bir manevra alanı, bir algı operasyonu. Bu çok önemli. Bunu bir antiparantez hatırlatayım. Zaten dedi. O sanırım Time dergisi mi kapak yapmıştı işte diktatörler de diye. Bugün Türkiye dünyanın diktatörleri kim? Xi Jinping, Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Maduro, Kim Jong-un ya da Beşar Esad değil mi bunlar? Şimdi diktatörlere ne oldu? Kaddafi onlar için diktatörler, bunu tırnak içinde söylüyorum. Saddam gitti, Kaddafi gitti. Şimdi Erdoğan, Putin, Xi Jinping bunlar da diktatör. Onlara ne yaptıysak bunlara da aynısını yapacağız. Yani mesajları çok net aslında adam. Çok net evet. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sayın Fuat Uğur, Sayın Tevfik Adan. Süremizin sonuna geldik. Saat 9'da başladık. 12'ye 20 var şu an itibariyle. Elimizden geldiğince değerlendirmeye çalıştık. Bence iyi de değerlendirdik. Bu hafta konuları az tuttuk.
sayısını az tuttuk ama bence daha iyi oldu. Bilmiyorum sizin fikriniz ne? Evet, daha detaylı oldu, güzel oldu. Daha detayına inebilme şansı. Çünkü buna rağmen gene arada bir konuyu da böyle kısma ihtiyacı hissettim. Onu önümüzdeki hafta ayrıntılı değerlendireceğiz elbette. Evet, bugünlük bu kadar. Ne diyorduk sloganımız? Her pazar saat 21'de Avadis'te olun, haberiniz olsun. Evet. Her seferinde söylerken gülüyorum çünkü aklımda hep şey var. Aman yanlış söyleme. Çünkü ben de bazen çevirme olayı da kafadan olduğu gibi çıkıyor. Evet, haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.